İyi akşamlar sayın seyirciler. Show Haber'le karşınızdayız. Gündemi bir anda değiştiren başlık İstanbul Beşiktaş Belediye Başkanı'nın İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılması oldu. Peki CHP'li Belediye Başkanı Murat Hazinedar ve iki belediye meclis üyesi neden görevden uzaklaştırıldı? İçişleri Bakanlığı ne gerekçe gösterdi? Yanıtları Haber Müdürümüz Savaş Kerimoğlu'nda. Savaş, ayrıntılar neler? Hemen belirtelim, İçişleri Bakanlığı anayasanın 127. maddesini işaret ederek CHP'li belediye başkanını görevden uzaklaştırdı. Anayasanın 127. maddesi oldukça açık. İlgili bir suç sebebiyle hakkında soruşturma ve kovuşturma açılan mahalli idari organları veya bu organların üyelerini İçişleri Bakanı geçici bir tedbir olarak kesin hükme kadar uzaklaştırabilir diyor görevden. Yani anayasanın 127. maddesi bugün devreye girdi ve İçişleri Bakanlığı işte o madde üzerinden de CHP'li belediye başkanını ve iki belediye meclis üyesini görevden uzaklaştırdı. İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada tek tek sıraladı hangi gerekçelerle görevden uzaklaştırıldığını Murat Hazinedar'ın. Özellikle rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele kanunu kapsamında mal varlığına yönelik olarak yürütülen soruşturmanın altı çizildi. Yine FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmaktan dolayı yürütülen bir soruşturmaya işaret edildi. Ayrıca belediye hizmetlerinin zorunlu bağışa tabi olarak tabi tutulduğu ve iş sahiplerinden zorla para alındığı yönünde bir iddiayı da ortaya attı. Yine İçişleri Bakanlığı usulsüz ihale ve ruhsat verilmesi, kamu malının özel şahısların menfaatine kullandırılması ve bunun karşılığında haksız kişisel menfaat temin edilmesi, görevi kötüye kullanma niteliğindeki diğer eylemlerinde hakkında yürütülen soruşturmalar olduğunun altını çizdi Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'la ilgili olarak. Yine aynı şekilde CHP'li iki belediye meclis üyesi var. Onlar da Hüseyin Avni Sipahi ve Çetin Kırışgil. Bu iki isim de yine benzer iddialarla, suçlamalarla görevden uzaklaştırıldılar. Ve işte bu görevden uzaklaştırma kararıyla birlikte Ankara'da özellikle CHP cephesinde de açıklamalar peşi sıra geldi. CHP sözcüsü Bülent Tezcan birkaç dakika içinde kameralar karşısında olacak ama ilk tepkisi bu hükümetin bir kumpasıdır ve belediye başkanımız yasal yollara başvuracak dedi. Belediye Başkanı Murat Hazinedar da bugün bu görevden uzaklaştırmanın yaşanmasından birkaç saat önce bir kamera karşısına geçip açıklamalar yapmıştı ve hakkındaki soruşturmalar ve iddialarla ilgili olarak o açıklamalarda tepkilerini dile getirmişti. Özellikle FETÖ soruşturmasıyla ilgili olarak kendisine ve eşine, çocuğuna yurt dışı yasağı konduğunun altını çizmişti ve işte bu yurt dışı yasağına da tepki göstermişti. Kendisiyle ilgili olarak soruşturma devam ederken eşi ve çocuğuna neden yurt dışı yasağı konduğu konusunda tepkilerini dile getirmişti Murat Hazinedar ve 17 aydır bu soruşturma neden açılmadı, neden bilgime başvurulmadı dedi. Belediye başkanlığı görevine geldiğim günden bu yana 180'i aşan ön inceleme, araştırma ve soruşturma yapılmıştır. Türkiye'de hiçbir belediye bu kadar teftiş edilmemiştir. Türkiye rekoru ile seçilmiş bir belediye başkanı olarak, Beşiktaş Belediye Başkanı olarak bir rekoru da biz teftiş edilmede kırdık. Bütün bu teftişlerden alnımızın akıyla çıktık. Ataşehir Belediye Başkanı'nın görevden alınmasının hemen sonrasında hedefe konulan isim olduk. Şu anda hali hazırda 16 müfettiş ve teftiş görevlisi bir ayı aşkın süredir belediyemizi denetliyor. Bugüne kadar hiçbir şey bulamadılar. Şimdi bulmakla mezun edilmiş, hatta özel olarak tayin edilmiş kadrolar şu anda inceleme yapıyor. Bu soruşturmalarla sadece şahsıma değil, aileme de, eşime de, dünyanın en iyi üniversitelerinden kabul alma imkanı olan evladım, oğlum Yaşatan'a da yurt dışı çıkış yasağı konuldu. Ve onun yurt dışında okuma şansı elinden alındı. Hiçbir dönemde Türkiye'nin yaşadığı en antidemokratik darbe dönemlerinde bile aileler
bu derece mağdur edilmedi. Ailelerden elinizi çekin. Sayın seyirciler, Reza Zarrab'ın sanıkken itirafçı olup tanık sandalyesine oturduğu davada karar çıktı. Jüri eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı oy birliğiyle 5 suçtan mahkum etti. 95 yıla yargılanan Atilla, kara para aklama iddiasındansa suçsuz bulundu. Amerikan yargısı son sözü 11 Nisan'da söyleyecek. Benim Reza ile şahsi hiçbir ilişkim yok. Bu bir siyasi davadır. Bu skandal bir davanın skandal bir kararıdır. Gözlerin çevrildiği davada karar verildi. New York'taki mahkemede jüri üyeleri eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Atilla'yı 6 suçlamanın 5'inde suçlu buldu. Atilla sadece kara para aklama suçundan mahkum olmadı. Türkiye'nin iç işlerine müdahale, Türkiye'nin iç siyasetini karıştırmaya dönük bir kumpas olduğu çok açık ve net idi. ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmek, ABD'yi aldatma suçuna iştirak, ABD bankalarını dolandırmak, dolandırma suçuna iştirak ve kara para aklama suçuna iştirak. İşte tüm bu suçlamaları ayrı ayrı oyladı jüri üyeleri ve karar 12 jüri üyesinin oy birliğiyle alındı. Bu da Hakan Atilla'nın 100 yıla yakın hapis yatması demek. Bu dava FETÖ ile ABD, FBI, CIA ve yargısının işbirliğinin somut bir ispatıdır. Jüri müzakerelerine devam ederken Atilla'nın eşi Burçin Atilla da ilk kez duruşma salonundaydı. Hakan Atilla'nın salona gelişinde eşiyle arasında duygusal anlar yaşandı. Jürinin kararını açıkladığı ansa Burçin Atilla gözyaşlarına boğuldu. İşte böyle ayrıldı duruşmadan. Hakan Atilla'nın çarptırılacağı ceza, yani kaç yıl hapse mahkum olacağı 11 Nisan'da karara bağlanacak. İşte o kararın açıklanmasının ardından bu kez temiz süreci başlayacak. Çünkü Atilla'nın avukatları hukuk mücadelesini sürdürmeye kararlı olduğunu açıkladılar. Temiz sürecinin ise birkaç yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Halkbank'tan da bir açıklama geldi. Bankayla ilgili idari ve mali bir karar olmadığı belirtildi. Atilla'nın temiz hakkı olduğuna işaret edildi. Banka davaya konu olan işlemlerin açık ve şeffaf yapıldığını da vurguladı. Acırsak acınacak hale geliriz dedi. Yeni yılın ilk mesajını bu sözlerle FETÖ'cülere ve FETÖ davalarına işaret ederek verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde 2019 seçimleri de vardı. İstanbul'da sarı yerlilere seslenirken 2019 yerel seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin işaret fişeği olacak dedi. Acımayacağız. Acırsak acınacak hale geliriz. O dikkat çekici çıkışı FETÖ için yaptı. Hukuk içinde gerekeni yaptık, yapacağız dedi. Darbecilere seslendi. Nerede o paralel devletin başındakiler? Kimisi Pensilvanya'da, kimisi Almanya'da, kimisi şurada, kimisi burada. Ama büyük bir kısmı da nerede? Şu anda cezaevinde. Yılbaşından bu yana kameralar önünde konuşmuyordu Cumhurbaşkanı. En son 2 gün önce kas hastası gencin İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı. Günler sonra bu kez Sarıyer'de AK Parti'nin ilçe başkanlığının balkonundaydı. Vatanımızı da bölemeyecekler. Yok Güneydoğu'da şöyle, doğuda böyle. Avucunuzu yalarsınız. Askerimiz de, polisimiz de ve o çukurları onlara biliyorsunuz mezar yaptılar. Hem FETÖ'ye hem de bölücü teröre meydan okudu. AK Parti teşkilatıyla yaptığı uzun görüşmenin ardından sarı yerlilere seçim mesajı da verdi. Destek istedi. 14 ay var. 14 ay sonra biliyorsunuz Mart 2019 yerel seçimleri var. Ama Mart yerel seçimleri biliniz ki Kasım 2019'un işaret fişeğidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Fransa'ya gidecek. Bir son dakika haberiyle devam edelim. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden uzaklaştırılması ile ilgili CHP sözcüsü Bülent Tezcan açıklama yapıyor. Hemen o noktaya dönüyoruz. Başkanımız Sayın Murat Hazinedar haksız bir şekilde görevden uzaklaştırıldı. İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında hukuk yoktur.
İçişleri Bakanlığı'nın bu kararında adalet yoktur. Haksız bir karardır. Hükümet kumpas içerisindedir. Suçüstü yakalandığı kumpası tamamlamakta bir mahsur görmemiştir. Dolayısıyla bu hükümetin pervasızlığı bir kere daha ortaya çıkmıştır. Değerli arkadaşlar, bir atasözü vardır. Öküzün altında buzağı aramak diye. Bu hükümet bu atasözünü de aratacak şekilde, bırakın öküzün altında buzağı aramayı, öküzün altına buzağı koymaya başlamıştır. Açık bir şekilde kendi belediye başkanlarıyla yaptıkları kirli pazarlığı bize de teşmil etmek istemişlerdir. AK Parti Genel Başkanı Erdoğan kamuoyuna çıkıp demiştir ki kendi belediye başkanlarına, ya istifa et, ya görevi suistimal ya da görevi ihmalden hakkında soruşturma açılır. Yani ya istifa ya mahkeme demiştir. Sonra da bize dönüp bu kirli pazarlığı bize de tavsiye ederek, siz de belediye başkanlarınıza bu muameleyi yapın, yoksa bunlarla ilgili de yasal işlem başlatılacak. Hiçbir hukuk devletinde, hiçbir ahlak sınırları içerisinde kabul edilebilecek bir ifade ve tutum değildir. Ne demek? Bir belediye başkanı istifa ettiği zaman eğer ortada bir suç varsa suç ortadan kalkıyor mu? Bu nasıl bir kirli pazarlıktır? Biz böyle bir kirli pazarlığın parçası olmayacağız dedik ve çok açık bir şekilde belediye başkanlarımızın verilemeyecek hiçbir hesabı yoktur dedik. Hala da bunu söylüyoruz. Sayın seyirciler, İçişleri Bakanı Soylu uyuşturucuyla mücadele kararlılığını vurgularken polislere dikkat çekici bir çağrıda bulunmuştu. Ayaklarını kırın demişti Soylu. İşte o sözler siyaset arenasında tepkilere, polemiğe neden oldu. Hatta CHP milletvekili Yıldız Turbiçer Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Uyuşturucu satıcısını gören güvenlik görevlisi ne yaparsa yapsın sorumluluğu var. Devletin polisi, savcısı, hakimi yok mu? O uyuşturucu satıcısının ayağını kırmayan polis görevini yapmak. Bunun ayağını kırın dili, üslubu nasıl bir üsluptur? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun uyuşturucu satıcılarına yönelik polise verdiği talimat, ayağını kırın açıklaması yeni tartışmanın fitilini ateşledi. Muhalefet cephesinden tepkiler peş peşe geldi. Tabii ki uyuşturucu satıcılarına karşı kararlı bir mücadele etmeye, eyvallah, buna söylenecek bir şey yok. Ama bu kadar popülist, hukuku hiçe sayan bir devlet anlayışıyla Türkiye nereye gider onu bilemiyorum. Suçunu bana atsın. Bunun suçu neyse 5 yıl içeride yatmaksa yatar, 10 yıl içeride yatmaksa yatar, 20 yıl içeride yatmaksa yatar. Bu söylemiyle adeta çete ağzıyla mafyavari bir söylemle konuşmuştur. Hem anayasamıza hem de Türk Ceza Kanunu'na aykırıdır. CHP hem üslup hem de hukuk vurgusu yaparak yüklendi İçişleri Bakanı'na. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalınsa Soylu'ya uyuşturucuyla mücadelede kararlılık ifadesi diyerek destek çıktı. PKK bizim için nasıl bir tehditse, uyuşturucu satıcılarına, teröristler nasıl davranıyorsak aynı acımasızla davranmak zorundayız. Kimse bizim nesillerimizi, kimse bizim insanlarımızı zehirleyemez. Bütün uyuşturucu satıcılarla kararlı bir mücadele edeceğiz ama devleti çeteden ayıran hukuk içerisinde kalmasıdır. CHP hukuk içinde her türlü desteğe varız dedi. Ancak Bakan Soylu'nun ifadelerine yönelik tepkisini bir adım daha ileriye taşıdı. CHP'li Biçer Soylu hakkında suç duyurusunda bulundu. Tartışma yargıya taşındı. Sayın seyirciler, Ankara'da çok dikkat çekici bir görüşme vardı bugün. CHP Genel Merkezi'nin konuğu Saadet Partisi'ydi. Kapalı kapılar ardındaki o görüşmede 2019 seçim stratejisi konuşuldu. İki lider bir saatlik görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığı seçim sürecine hiç girmeden açıklama yaptı. Tam da Erdoğan'ın 2019 parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine işaret ettiği akşamın sabahında dikkat çekici bir görüşmeye ev sahipliği yaptı CHP Genel Merkezi. Saadet ve CHP liderleri bir aradaydı. Herkesin aklında aynı soru vardı.
Cumhurbaşkanlığı adaylığı için bir istişare mi yapılacak? Bir saate yakın süren görüşmeden sonra yapıldı açıklama. İadeyi ziyaret borcumuz vardı. Demokrasimizin kalitesi açısından, karşılıklı taraflara aktarılması açısından son derece değerli ve yararlı görüyoruz. İki lider kısa konuştu, soru almadı. Anayasa değişikliğiyle yapılması gereken uyum yasalarını konuştuk dediler sadece. Uyum yasalarıyla ilgili takdim ettik. Türkiye'nin sorunlarını görüşme ve tartışma imkanımız da oldu. Bize aktardıkları bilgileri büyük bir dikkatle inceleyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı, seçim ittifakı başlıklarına hiç girmediler. Oysa dün Meral Akşener her koşulda aday olacağını açıklamış. Hatta ne çatı ne baca vurgusu yapmıştı. Saadet cephesi de kadrolarından aday göstereceğini belirtmiş ama kazanabilecek bir adayı desteklemeye de yeşil ışık yakmıştı. Ben adayım. CHP kanadındaysa adaylık süreci şimdilik pek konuşulmuyor. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde parti içinde ele alınır bakılır demiş. Hatta adaylığa kapı araladı yorumları yapılmıştı. Oturulur, konuşulur. 2019'a geri sayarken 2018'le birlikte siyaset sahnesinde formüller, denklemler ve dikkat çekici buluşmalar belli ki daha da artacak. Sayın seyirciler, Maltepe'de babaları tarafından öldürülen 2 ve 3 yaşlarındaki Mira ve Hira'nın cenaze töreni vardı bugün. İki kardeşin anneleri cenazeye elinde iki emzikle geldi ve namazda en ön safta yer tuttu. Kendi yakınlarına da sitemi vardı. Benim adım Mira. Geçmiş olsun dayı. Yavaş olun, benim çocuğumu acıtmayın. Acıtmayın, benim çocuğum belki uyanır. Uyan ne olur elim, uyan ne olur. Güzel İrem, uyan İrem. Uyan İrem. Titreyen ellerinde iki emzik vardı. O emzikleri öptü, kokladı. Doyamadı, tekrar tekrar öptü. Babaları tarafından katledilen dünyalar güzeli Hira ve Mina'nın cenaze namazında en ön sıradaydı. Allah'a. Hayatın anlamı iki kızıydı onun için. En mutlu anlarını videoya kaydedip ölümsüzleştiriyordu. Zaten elinde kalan da maalesef sadece bu görüntüler oldu. Babaları Ali Yardım tarafından öldürülen kuzuları 3 yaşındaki Elif Mina ile 2 yaşındaki Miray Hira'nın cenazeleri Sancaktepe Yenidoğan'daki Hazreti Ali Camisi'ne getirildi. Çocuklardan birinin tabutu cenaze aracının arkasında, diğeri içindeydi. Hira uyan çocuğum, uyan yavrum. Hira ne olur uyan anne. Ne yaptırayım Hira? Bizi bayağı yaptı. Kızlarının tabutlarını musalla taşına kadar taşıdı. Bir an olsun başlarından ayrılmadı. Dinlemeyin. Yavaş gelin. Çok yavaş olsun. Çok yavaş olsun. Gitmeyin. Onu bırakmayın beni. Benim sizden başka kimsem yok yavrularım. Biz içimizdik yavrularım. Biz içimizdik. Bize başka kimsemiz yok yavrum. Güzel gülüyor. Evet, çok güzel gülüyor. Ama beni sevdirtmedi. Kendini teselli etmek isteyen akrabaları ve yakınlarına tepki gösterdi. Bu ne benim yavrum yavrum? Bu ne benim yavrum ya? Ellemeyin! Beni ellemeyin! Bunlar benim çocuklarım! Ben de onları pazarım! Hepinizi yalvardım! Hepinizin kapısına gittim! Hiç yapmazlar ki bunları! Davranın! Sen de daha hiç çıkmadın bana! Sen de daha hiç çıkmadın! Dede olmadın bana! Korkma sakın, tamam mı ya? Uzaklaştırma kararı var, yine geldi. Yine geldi, kapılarımı boşaldık. Çocukları alacağım. Çocukları vermiyorsunuz bana, çocukları vermiyorsunuz bana. Dilay'ı da öldüreceğim, çocukları da öldüreceğim, anasını da öldüreceğim, seni de öldüreceğim. Bizi sırsırıya dizeceğim. Geçti benim yavrum. Geçti benim kralı kızım. Ellerine kınalar yakmışlar benim çocuklarım, gelin değil. Gelin oldun daha, gelin oldun. Daha gelin olmadı. Bunların boğu gelin onu ya. Dilek Yardım cenaze namazında cemaatin en önüne geçerek tek başına saf tuttu. İki çocuğunun emzikleri tir tir titreyen ellerindeydi. Sevdiğim kulları yanıma alırım buyuruyor. Bu sevdiğim kullar sabırla, anetle beklerse onların mükafatı da cennet olacaktır buyuruyor. Çocuklarının cenaze namazını kılan acılı anne, kızlarının tabutlarına da omuz verdi. Elif, Mina ve Miray Hira'nın cenazeleri yeni doğan mezarlığına defnedildi. Sayın seyirciler, İstanbul'daki bir hastanede yaşanan içler acısı anlar geliyor şimdi ekranlarınıza. Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden kadın hasta odasına kilitlendi. Cenazemizi istiyoruz diyen yakınları çileden çıktı. Yok, bak, yap.
Yapma. Ya Allah aşkına onun hatırına yapma lütfen. Ya onun hatırına diyorsun da bir saattir uğraşıyorsunuz. Kapatmaya çalışıyorum, çıldıracağım da. Ya başlayacağım şikayetine. Benim cenazem var içeride. Açın şu kapıyı. Kırdırmayın bana ya. Cenazeyi hasta odasına kilitlediler. Açmak için 3 çilingir çağırdılar. Ustam açamıyor musunuz bu kapıyı şimdi siz? Yok, takım çanta geliyor. Takım çanta geliyor. Matkapla uğraştınız açamadınız. Çekiçle uğraştınız açamadınız. İçeride cenazemiz var alamıyoruz. Değil mi abiciğim? Şöyle söyleyeyim size. Ne iş yapıyorsunuz siz? Benim ne iş yaptım önemli değil. Önemli de ben de hani yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bak, ne yardımcı olacaksın abiciğim? Ben boşta gezen bir adamım. Şov Haber WhatsApp ihbar hattımıza gelen görüntüler içler acısı. Burası Bakırköy'deki bir hastane. Yaşlı kadın kalp ameliyatından sonra hasta odasına çıkarıldı. Doktorlar durumunun iyi olduğunu söyledi. Ancak kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti o kadın. Kendi kendine kapı kilitlenir mi? Bunu illaki biri kilitleyip gitmiştir. Kilitleniyor. Tamam abicim, kilitleniyorsa bu araştırılır. Açamıyorsanız emniyeti arayın, koçbaşıyla açsınlar şefim. İddiaya göre personelden biri yanlışlıkla kapıyı kilitledi. Yaşlı kadının cansız bedeni de hasta odasında kilitli kaldı. Yok bak yap. Bir dakika ya. Abi daha öyle olmuyor. Tamam ben de anlıyorum da bak yapmayın. Sakin ol. Kapatmıyorum. Kapatacak adam varsa da gelsin kapatsın bu telefonu. Cenazemi çıkaramıyorum içeride. Yayını kapat diyor. Görüntü alma diyor. Var mı böyle bir şey ya? Abi yaptın yanlış. Benim yaptığım doğru. O kapıyı açabilmek için yaklaşık bir saat uğraştılar. Üç çilingir kapıyı bir türlü açamayınca yaşlı kadının yakınları ve hastane personeli arasında gerilim gitgide yükseldi. Senin annen ölsün içeride. Cenaze çıkaramıyorsun. Kapı kilitlensin. Bu kendi kendine kilitlenmez. Bunu birisi hastamızın üstüne kilitledi. Çekil vur tekmeyi indir aşağıya. İddiaya göre hastane yetkililerinden hiçbiri aileye açıklama yapma gereği duymadı. Kapının kilidi uzun uğraşlar sonucu kırıldı. Cenaze yakınlarına teslim edildi. Özel güvenlik görevlisi işten kovuldu, katliam planı yaptı. Eski nişanlısını kaçırmayı planlayan güvenlikçi genç kadının ailesini öldürecekti. O güvenlikçi nişanlısının ailesinden önce bindiği taksi şoförünü öldürdü. Eski nişanlısını kaçıracak, ailesini katledecekti. Taksiye cephanelikle bindi. Şoförden anahtarları istedi. Vermeyince onu öldürdü. Polis onu portakal bahçesinde yakalamasa bir aileyi yok edecekti. Güvenlik görevlisi Fuat Demirdelen yöneticiyle para yüzünden tartıştı. Çalıştığı siteden kovuldu. O tartışmanın ardından aracını aldığı yöneticinin evini ve sitedeki 3 aracı ateşe verip uzaklaştı. Gasp ettiği otomobille kaza yapan saldırgan yola taksiyle devam etti. Ama yakalanmamak için sürekli başka taksiye biniyordu. Son çevirdiği taksi 58 yaşındaki Yaşar Özgan'ın aracıydı. Önce taksiciyle kahvaltı yaptı. Demirdelen'in çantası cephane doluydu. Taksiyle eski nişanlısının evine gitmek isteyen güvenlikçinin amacı katliamdı. Eski nişanlısını kaçıracak, ailesini katledecekti. Karşı çıkarsa genç kadını da öldürecekti. Kent merkezinden 30 kilometre uzağa geldiklerinde taksici Yaşar Özgan daha fazla gitmek istemediğini söyledi. Bunun üzerine çıkan tartışmada taksici Yaşar Özgan'ı boğazından bıçakladı ve onu öldürdükten sonra kaçtı. Mevsimlik işçiler şoförün cansız bedenini taksiden 15 metre ileride buldu. Polis cinayetin üzerinden çok geçmediğini tespit etti. Katil fazla uzağa gitmiş olamazdı. Yol iki yönlü kapatıldı. Portakal bahçeleri havadan helikopter ve drone'la, karadan da ekipler tarafından tarandı. Fuat Demirdelen bir kilometre uzakta portakal ağaçlarının arkasında gizlenirken yakalandı. Yanındaki çantada kesici ve delici aletler bulunan katil zanlısı sorgusunda suçunu itiraf etti. Sayın seyirciler, yılbaşı için sevdiklerine hediye almak isteyen genç kadın sosyal medya üzerinden alışveriş imkanı sunan sitelerden birine sipariş verdi. Siparişe eline iki gün geç ulaştı. İkinci şoku ise kargoyu açınca yaşadı.
Benim sipariş verdiğim çoraplar ipek çoraplardı. Üzerinde yıldızlar vardı. Paketten de bunlar çıktı. Ne yıldızları vardı gelen çorapların ne de onun siparişini verdiği çoraplarla bir benzerliği. Dolandırıldığını anlaması uzun sürmedi. Yılbaşı öncesi heyecanla beklediği o kargo beklediğine değmedi. 116 lira verdim. Paradan ziyade kandırılmış olmak çok zoruma gitti. 41 yaşındaki iki çocuk annesi Nesrin Çiftçi bir otel restoranında aşçı olarak çalışıyor. Geçtiğimiz yılbaşı için patronuna ve arkadaşlarına internetten bir sürpriz yapmak istedi. Ancak gelen kargoyla esas sürpriz ona yapıldı. İnternet sitesine baktığımda ah dedim tamam aradığım çorapları buldum. Zaten görseller siteyi cezbediyor bu tür alışverişlerde. Yüzlerce site var böyle satış yapan. Yorumlara da baktım şüphelenmedim. İnsanlar sipariş veriyorlar. Ben de siparişimi vereyim dedim. Nesin Çiftçi internette gördüğü tanesi 29 lira 50 kuruş olan bu yıldızlı çoraplardan 4 çift sipariş verdi. Ve evet 4 çift çorap kendisine geldi ancak yıldızlılarla alakası yoktu. İşte bu çoraplar pazarda tanesini 1 ila 2 liraya satın alabileceği bu çoraplar geldi ve genç kadın neye uğradığını şaşırdı. Paketten de bunlar çıktı. Beğendiğim çoraplar hiçbir alakası yok. Bunlar hani annelerimizin işte eteklerinin altına giydikleri çorap bunlar elimde kaldı. Üstelik yılbaşı öncesi beklediği sipariş daha 2 gün önce eline ulaştı. 116 lira çok büyük para gibi görünmeyebilir ama ben bunu kazanmak için 9 saat çalışıyorum. Sıcakta, kapalı yerde bu kadar kolay olmamalı insanları kandırmak. Nesrin Çiftçi kendisine gelen beklemediği kargonun şokunu atlatır atlatmaz hemen sipariş verdiği 85 bine yakın takipçisi olan sayfadaki numarayı aradı ancak oradaki numaradan hiç kimseye ulaşamadı. Böyle bir numara yoktur. Her aradığımda böyle çorapların bu halini resimleyip de attım kendilerine. Sayfadan beni de engellediler. Ödediği parayı geri alamayan genç kadın şimdi hakkını hukuki yollardan arayacak. Polise şikayet ettim. İşte şimdiki aşama savcılık. Çok gücüme gitti. Yani kandırılmış olmak. Sabah büyük bir gürültüyle uyanan site sakinleri park halindeki araçlarını kağıt gibi ezilmiş buldu. Ne oluyor diye dışarı fırlayanlarsa canını zor kurtardı. Sitede yaşanan kabus dolu anların görüntüleri geliyor şimdi ekranlarınıza. Bir bomba gibi bir patlama sesi duyduk. İkincide son anda kaçtık ama son anda kurtuldum. Sitenin istinat duvarı çöktü. Üstelik bir değil iki kere. Araç sahipleri ölümle burun buruna geldi. Hani biliyorduk bir gün bu duvarın çökeceğini. Gece etkili olan sağanak yağış toprağı yumuşattı. Sitenin istinat duvarı daha fazla yükü taşıyamadı. Sabah 7 sıralarında önce küçük bir kısmı çöktü. Önce ben kaza zannettim. Sonra hemen pencereden bakınca duvarın araçların üstüne çöktüğünü gördüm. Gürültüye uyananlar dışarı çıktı. Araçlarında hasar olup olmadığını kontrol etmek istedi. İşte tam o sırada istinat duvarının kalan büyük kısmı da araçların üzerine çöktü. Bahçedekiler araçlarını bıraktı, canlarını kurtardı. İkincide son anda kaçtık ama son anda kurtuldum yani. Altında kalabilirdik. 3 otomobil ve 1 kamyonet hasar gördü. Araçlar kağıt gibi ezildi. Hasar büyüktü. Site sakinlerinin iddiasına göre facia da zaten bağıra bağıra gelmişti. 1-2 yıldan beri yukarı parkta çalışma oluyor ama toprağa geliyorlar, yığıyorlar, 1-2 kepçe düzeltiyorlar. Ne park tamamıyla bitti, çocuklarımız oynayabiliyor. Ne de hani sonuç alabildik. Tehlikeyi sezen mahalleli belediyeye dilekçe de yazmıştı. Hurdaya dönen araçlar iş makinalarıyla enkazın altından alındı. Şans eseri can kaybı yok ancak maddi zarar büyük. Sayın seyirciler, Ankara'da gençleri zehirleyen bir uyuşturucu satıcısı polisi bile şaşkına çevirdi. Çünkü o zehir taciri arabasına kamera yerleştirmişti ve uyuşturucu satarken zehir alışverişini saniye saniye kaydetmişti. O kayıtlar en büyük delil oldu. O kadar pervasız, o kadar rahat ki arabasının içine kamera sistemi kurup kayda girdi. Yaptığı zehir ticaretini kayda aldı. Zaman kaybı yaptım ben. Çık kayalı, çık kayalı. Onu ver abi, canını yediğim ya. Görüntü daha yaşıyoruz. Ankara'da özellikle gençlere uyuşturucu ticareti yapıldığı ihbarı aldı. Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler
O ihbarla harekete geçtiler. Zehir tacirini de bir gence uyuşturucu satarken böyle yakaladılar. Polisi şaşkına çevirense zehir tacirinin arabasındaki kameralardı. İki kamera kurmuştu arabaya. Biri dışarıyı, diğeri içeriği kaydediyordu. Deniz K. saniye saniye yaptığı o kayıtta polise en büyük delili kendi elleriyle vermiş oldu. Abi niye açmıyor telefonlarımızı, yatıyor abi, bizi hükmemizden ettin ya gece gece. Gecenin saat 6'ya kadar uyanıktım lan. Olsun, bundan sonra uyudun işte, kaç kere aramışım ben, gördün mü? Uyumayak mı? İşte 1 Ocak sabahına ait kayıt. Evden çıktıktan sonra her zamanki yerine gidiyor. Müşterisiyle buluşacak çünkü. Bir süre bekledikten sonra bir genç açıyor arabanın kapısını. Ne abi, işler iyice küçülüyor abi, niye canlıyım ya? İşler küçülmüyor, sizin gözünüzü küçülüyor. Araba içinde para sayma, ticaretin pazarlığı, hatta zehrin iyi olup olmadığı konuşuluyor. Kanalı yok mu abi ya? Dur parçalı. Uyuşturucu taciri aynı gün bir başka gençle daha alışverişte. Bu kez 600 lira alacak ama 580 lirası çıkıyor gencin. 20 lira borçlanıyor. Ver abi ya. 20 lira alacağım. Ya 20'likten değil mi? Tamam iyiyse. Ben zaten... Sabaha kadar öldük zaten. Pakete yazamaktan dert verem, keder sahibi oldum ya. Sana vereceğim abi. 500'den, 300'den, 600'den gitti bile bu paketleri. Zehir taciri 3. işinde yakayı ele verdi. Uyuşturucu almak için gelen gençle birlikte yakalandı. Abi ne oldu? Çankaya sivil ekiplerine yakalandığı an bir şey yapmadım dedi ama üzerinde uyuşturucu bulundu. Satıcı olduğu da kendi kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı. Uyuşturucu ticaretini kayda alan Deniz K. tutuklandı, cezaevine gönderildi. Sayın seyirciler, et ithalatı başladı. Fiyatlar uçtu gitti. Sakatata rağbet arttı ama piyasada yok. Öylesine ki kokoreç neredeyse kara borsaya düştü. Abi ben zaten kızarık borsu. Mezbahalarda canlı hayvan kesimi azaldı, sakatat sıkıntısı baş gösterdi. Meraklısının vazgeçemediği kokoreç, kelle paça, ciğer el yakmaya başladı. Bir kokoreçin fiyatı, bir porsiyonu 13 lirayken, 14 lirayken şimdi 20 liraya çıktı. Sakatat ürünleri bir zamanlar yemek olarak kabul bile görmezken şu anda yok satıyor diyebiliriz. Çünkü üretimi az olduğu için fiyatlar yükselmeye başladı. Fiyatları son 5 yılda %86 arttı. Paçanın kilosu 30 lira oldu. Kelle 20 lira oldu. Kuzu kokoreç 45-50 liraydı, 70'e çıktı. Mesela kuzu ciğeri 58'e çıktı. Ciğer, dalak, kelle, işkembe ve özellikle de kokoreçte talep çok. Ama karkas et ithalatıyla birlikte canlı hayvan kesimi azalınca sakatat da kıymete bindi. Fiyatların yükselmesi bir yana piyasada bulunmuyor. Öylesine ki kara borsaya düştü. İthal et olarak geliyor. Canlı hayvan kesimi gelmiyor. Ancak kurban bayramlarında biraz geliyor. Sakatat deyince akıllara ilk gelen şey kuşkusuz kokoreç oluyor. Son yıllarda çok seviliyor ama fiyatı da artmaya başladı. Yaklaşık kilo fiyatı 70 liralara dayandı kokoreçin. Yaklaşık 8 liraymış geçen yıl yarım ekmek kokoreç ama bu yıl 10 lira. 16-18 lira porsiyonuyken şimdi 22 lira civarında. 50'den alıyorduk, 30'a alıyorduk, 40'a alıyordum. Şimdi olduğu gibi bulamıyorum şimdi. Tamamıyla bulamıyorum. Eşim çok sevdiği için Bakırköy'den geldik. Sevmiyor musun? Ben eşimin hatırı için seviyorum. Fiyat artanlar arasında kuzu ciğer de bulunuyor. Aslında etten pahalı oldu diyebiliriz. Bir kuşbaşı etin kilosu 43-45 lira arasındayken şu anda bu ciğerin fiyatı 50-55 lira arasında. Geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 10 liraya satılan bir dürüm şu anda 13 lira civarında. Ciğerin lezzeti farklı. Araya konan kuyruk yağının verdiği bir lezzet. Bütçeyi açacak bir şey de değil yani sonuçta. Herkesin yiyebileceği bir rakam. Fiyatların artışı kelle paçanın da fiyatını değiştirdi. Paçanın kilo fiyatı 30 liralara kadar dayandı. Hal böyle olunca da bir porsiyon kelle paçanın fiyatı 15 lira civarında. Fiyatı 10 liraydı. Şimdi 15 lira oldu bunun. Sevgi bitmez. Bunun yeri ayrıdır. Genelde akşamları saat 12'den sonra içmeye gelirler. Fiyatları cep yaksa da müdavimleri vazgeçmiş değil. Kelle paça ve kokoreç hala damakları şenlendiriyor. Ya pahalansa da et yeniliyor. Gıdada fiyat tartışılmaz. Çiftler, özellikle de erkekler genelde evlendiklerinde kilo alır ancak bu kez tam tersi oldu. Genç karı koca öyle bir değişim geçirdi ki düğünlerine katılanlar bile tanıyamadı.
Lexi and Danny Reed said their I do's in 2015. Karı koca azmettiler. Birlikte toplamda 182 kilo verdiler. Bu halden bu hale geldiler. Onları akrabaları bile tanıyamadı. We used to be this size. Now we're this size. İlham veren azim hikayesinin adresi Amerika, Indiana. Lexi ve Diana Red 2 yıl önce dünya evine girdi. 27 yaşındaki gelin 227, kocası ise 137 kiloydu. Genç çift kendileriyle barışık, iştahları da yerindeydi. Ancak balayında alaycı bakışlara maruz kalınca eve döndüklerinde radikal bir karar aldılar. Hayatlarından abur cuburu, yağlı ve şekerli gıdaları çıkardılar. Azimle başladıkları zayıflama maratonunda ikisi de pes etmedi. Sonunda da bu hale geldiler. Öylesine ki eskiden giydikleri pantolonun neredeyse ikisi birden sığacak durumda. Now we're this size. Spor ve diyetle tamamen değişen çift yeni görünümlerinden memnun. Ancak esas sevindikleri nokta obezitenin getirdiği hastalıklardan kurtulmuş olmaları. Şimdi tecrübelerini kendileriyle aynı değişimi geçirmek isteyen çiftlerle paylaşıyorlar. Sayın seyirciler, Milli Piyango'da yılbaşı hüsranı yaşayanlar Süper Loto'ya sarıldı. 8 haftadır devreden ikramiyenin 25 milyon liraya ulaşması bekleniyor. Gözler bu akşamki çekilişte. Ne oldu peki? Hüsran. 10 tane bilet aldık, bir şey çıkmadı. Sonuç gene utandırmadı. 100 var galiba. Piyango'dan bir şey çıkmadı, zarar ettik. Mecburi bundan deneyeceğiz şansımızı. Yılbaşı biletlerine ikramiye çıkmayanlar teselliyi Süper Loto'da aradı. 8 haftadır devreden ikramiye talihlisini bekliyor. 21. Başka? 12. Söyleyin. 17. Çıkarsa? Çıkarsa zaten kendim için oynamıyorum. Sülaleme dağıtacağım. Çevreme dağıtacağım. Çünkü ben paraya karşı. Çoğumuz 2018 yılına 61 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanmanın hayaliyle girdik. Ancak Milli Piyango'nun kazananları belli oldu ve umutlar uçup gitti. Hayaller Süper Loto'ya devretti. Bu yılki devreden Süper Loto'nun çekilişi Milli Piyango'nun ikramiyesinin 3'te 1'ini bulacak. Yani 20 milyon liraya ulaşacak. Çıkarsa ne yapar? Spor olsun diye hiçbir şey. Ben bu yaştan sonra ne yapacağım daha? Siz spor olsun diye mi oynuyorsunuz yani? Evet. Git daha başımdan git. Paylaşmaz mıyız amca şimdi? Gidiyorum ben. Git güle güle. Bekarım. Evlenmek istiyorum. Çıkınca bütün hayvanlara bakacağım. Askeriye bağışlardım. Süper Loto'da 8 devir sonrası ikramiyenin 25 milyona kadar ulaşması bekleniyor. Süper Loto'nun devretmesiyle birçok insan için yeniden hayallerinin kapıları aralandı. Kimi bir ev, kimi bir araba, kimi ise dünyayı dolaşmak istiyor. Bu akşamki çekilişte altı bilen hayallerini gerçekleştirebilecek. Ancak kazanamayanların umutları ise gelecek haftalara devredecek. Önce çok muhtaç olan insanlara yardımcı olmaya çalışırım. En acili rahat etmek, rahat yaşamak. Şimdi şu aralar hiç rahat değiliz. Dünya turu yaparım büyük ihtimalle. 37 milyonluk rekor ikramiye geçen yıl 6 Temmuz'da sahibini bulmuştu. Yeni yılın ilk talihlisi ise bu akşam 21.15'te belli olacak. Makyaj birçok kadın için önemli bir konu. Birkaç kalem ve fondötenle yılların izlerini silmek bile mümkün. Tıpkı Azeri makyaj sanatçısının yaptığı gibi. Kadınları makyajla öyle bir değiştirdi ki aynaya bakanlar kendilerini bile tanıyamadı. Sadece güzelleştirmekle kalmadı. Yılların izlerini de sildi. En az 20 yaş gençleştirdi. Adeta bir mucizeye imza atan Azeri makyaj sanatçısının adı Anar Agashiyev. Bir tanımış simana değişim. Memleketi Azerbaycan'da çok ünlü, şöhretini de sonuna kadar hak ediyor. Anar'ın makyaj masasına oturan bambaşka biri olarak kalkıyor. Saç ve makyajla birlikte her dönüşüm yaklaşık 2 saat sürüyor. Ama ortaya öyle sonuçlar çıkıyor ki kimse beklemekten şikayetçi değil. Anar'ın ünü çoktan ülkesi Azerbaycan'ın sınırlarını aşmış durumda. Sosyal medyada yüz binlerce takipçisi var. Ünlü makyöz şimdi kendi markasını oluşturmanın peşinde. (Gülüyor)
Sayın seyirciler, gelinlerle görümcelerin pek iyi anlaşamadığına dair bir inanış vardır, ancak genç görümce yengesi için öyle bir fedakarlık yaptı ki benzerine bir daha kolay kolay rastlanmaz. Görümce yengesi ve abisi için gözünü kırpmadan 600 kilometre yol geldi, kendi yeğenini doğurdu. Hi guys, I'm Amanda. Yürek ısıtan hikayenin adresi Amerika tenisi. Amanda ve Reid Patterson, 20'li yaşlarının başındaki gençler, tanışmalarının hemen ardından aşık oldu. Ardından da kısa sürede nikah masasına oturdu. Çiftin rüya gibi başlayan aşk hikayesi, Amanda'nın yakalandığı amansız hastalık nedeniyle kabusa döndü. Genç kadına düğününden bir hafta sonra kolon kanseri teşhisi konuldu. Amanda 4 kere ameliyat oldu. Sonunda da hayata tutunmayı başardı. Ancak doktorlar iyi haberin yanında bir de kötü haber verdi. Doğal yollardan anne olma şansını sonsuza dek kaybetmişti. Genç çift en azından birlikteyiz diyerek kaderlerini kabullenmişken, damadın kız kardeşi Rachel Wilcox hikayeye hızlı bir giriş yaptı. Görümcesi için taşıyıcı anne olmayı teklif etti. 600 kilometre ötedeki evinden yengesinin yanına taşınan Rachel, embriyo nakliyle kendi yeğenine hamile kaldı. Sağlıklı bir gebeliğin sonunda da nur topu gibi bir kız çocuğu doğurdu. Hem hastalığı yenen hem de anne olan Amanda çifte mutluluk yaşadı. Hayatımın sonuna kadar görümceme minnettar kalacağım diyen genç kadın, hikayesiyle aynı durumdaki binlerce kişiye umut aşıladı. Sayın seyirciler, ünlü bir erkek giyim markasına 1675 adet triko kazak diken konfeksiyon firması, ütü paket işi için bir firmayla anlaştı. Ancak son ütücü ürünleri başkasına satınca tekstilciler adliyeli kovur. Ütü pakete teslim ettim. Bir gün içerisinde yapıp bana geri teslim etmesi gerekiyordu. Fakat teslim etmedi. Zor kullanarak benden hak etmediği ücret talep etti. Emek vermişim, emeğin karşılığını almadım. Onlara malı vermeme gibi hakkım olduğuna inanıyorum. Tekstil firması sahibiyle son ütücü birbirlerini suçladı. Kazaklarını ütüledikten sonra geri vermediği için suç duyurusunda bulunan şirket sahibi ürünlerinin gasp edildiğini ileri sürdü. Çiğir eşkıyalığı yaparak malıma el koydu, para getir alırsın dedi. 1657 adet ürün piyasada ne kadar? 100 milyar. 100 bin liralık malın şimdi orada mı? Evet, aynen öyle. Geri alamıyor musun? Alamıyorum. İstanbul Bağcılar'daki tekstil firması ünlü bir erkek giyim markasına 1657 adet triko kazak diktikten sonra ütü paket işi için bir firmayla anlaştı. Ancak son ütücü firma ürünleri başkasına satınca tekstilciler adliyelik oldu. Suçlanan isim ürünleri sattığını kabul etti ama... Onun bilgisi dahilinde biz bu malı sattık. Yani biz bu malı aldık, böyle burada ütüledik, yok bu kadar 20 bin lira para getirin yoksa biz size bu malı vermeyeceğiz gibi bir şey söz konusu değil. Tekstil firmasının sahibi Seçil Şimşekli 100 bin lira tutarındaki bu ürünleri paketleme yapması için son ütücü firmaya gönderdi. O firma yaklaşık 2 bin lira alacaktı bu hizmet karşısında, ancak 20 bin lira para talep etti. Üstelik mallara el koydu. Zorluk çıkartıyor. İster ver ister verme. Vermezsen bir hak talep edemezsin, alamazsın, zarar görürsün diyor. Beni zora sokmaya çalışıyor. Seçil Şimşekli el konulan malları teslim edemediği için prestij kaybettiğini söyledi. Karşı tarafa ürünlerimi teslim edemediğim için hem mağdur olmuş durumdayım hem de müşterimle sözleşmem fesholmuş durumda. Ne kadar zararınız? 100 milyar. İddialar karşısında son ütücü Fatih Parlaksa karşı tarafın kendisine borçlu olduğunu ve alacağını tahsil edemediği için mallarına el koyduğunu söyledi. Gelin paranızı verin, malınızı alın. Sonuçta ben burada insan çalıştırıyorum. Ben bu çalıştığım insanların da parasını vermek zorundayım. Defalarca ben bunları uyarmama rağmen paramı getirmediler yani. Emek vermişim, emeğin karşılığını almadım. Onlara malı vermeme gibi hakkım olduğuna inanıyorum. Bir daha kimsenin yapamayacağı şekilde iyi bir ceza almaları. Firma sahibiyle son ütücü arasındaki anlaşmazlık yargıda çözülecek. Paris Hilton evlilik teklifi aldı. Dünya magazin gündemi sallandı. Sevgilisi önünde diz çöküp öyle bir yüzük taktı ki insan gerçek olduğuna inanamıyor. Yes. Oh my god. What? Oh.
Skandallar Kraliçesi Paris Hilton bu kez aldığı evlilik teklifiyle dünya gündemine oturdu. Daha doğrusu yüzüğü oturdu. Çünkü karlar arasında parmağına bir servet takıldı. 2 milyon dolar yani yaklaşık 8 milyon liralık yüzük göz kamaştırdı. Yes. Oh my god. What? Attığı her adım, yaptığı her hareketle olay olan Paris Hilton, Amerikalı ünlü oyuncu Chris Zilka ile uzun zamandır birlikteydi. Actor Chris Zilka. İkili Colorado'daki Aspen Dağları'nda yılbaşı tatiline çıktı. Teklif de o zaman geldi. Hi, I'm Paris Hilton. Hilton'un önünde diz çöken Zilka, elindeki kutudan neredeyse ceviz büyüklüğündeki bir taşı çıkardı. Benimle evlenir misin dedi. 8 milyon liralık yüzüğü parmağına takmasının ardından Hilton haliyle evet dedi. O anları da sosyal medya hesabından paylaştı. Yes. Oh my god. What? Hilton'un yüzüğü büyüklüğüyle sosyal medyayı yerinden oynattı. Türk kullanıcılar da kayıtsız kalmadı. Kaşıkçı elmasını mı yürüttün el altından? O nasıl tek taş? Onunla yüz bekar kızımıza tek taş yapılır yorumları yapıldı. 1981 Amerika doğumlu Paris Hilton, Richard Hilton'un emlak krallığının varisi. Şarkıcı, aktrist, model, moda tasarımcısı olarak biliniyor. Ancak mahrem anlarının bulunduğu videoların internete yayılmasıyla dünya çapında tanınmıştı. Sayın seyirciler, şehir eşkıyaları İstanbul'un orta yerinde tuzak kurdu. Yaşlı adamı tekme tokat döverek otomobilini çaldı. Hem de şeytanın aklına gelmeyecek bir planla. Arabanın içinden 5-6 kişi birden bana daldılar. Çiğnemeye beni çalıştılar ama ben de çiğnanmadım, atladım kenara. O arada bagaja atlasaydım, binseydim belki kurtaracaktım. Şehir eşkıyaları önce otomobiline çarptı, ardından da tekme tokat dövdü. Lüks aracını gasp edip kaçtı. Talihsiz adam son ana kadar mücadele etti, ölümden döndü. O anda öleceğimi hissettim ama ölümü gözümü görmeden malımı kurtarmaya çok can attım. Şuramda, şu göğsüme vurdu, şurama vurdu, soluk alamıyorum. Mehmet Göncü, 59 yaşında. Yıllarca ticaretle uğraştı. Emekliliğinin tadını çıkarmak için de kendine son model bir otomobil aldı. Ancak o otomobil yüzünden az kalsın canından oluyordu. Mehmet Göncü'nün başına geçtiğimiz gün akıl almaz bir olay geldi. Fransa'dan misafirleri yılbaşı kutlaması için Türkiye'ye gelecekti. O da arabasına bindi, havalimanına gitti ve misafirlerini arabanın içinde beklemeye başladı. O arada bir beyaz kartal geldi, yanıma durdu. İçerisindekileri tam olarak göremedim o arada. Onlara doğru baktım. Ön tarafa geçtiler, arkası üstü geri geldi. Göncü'nün yanına gelen kişiler aslında gaspçıydı ve Göncü'nün arabasını çalmak istiyorlardı. Ancak Göncü arabadan inmediği için arabayı çalamıyorlardı. Bunun üzerine şeytani bir tuzak kurdular, geri gittiler ve Göncü'nün arabasına kendi arabalarını çarpıp kaza sürdürdüler. Göncü de arabadan aşağı indi. Hani çocuk indi, adres soracaklarmış gibi. Çocuk bana dedi ki amca kusura bakma. Şoförümüz biraz acemi de arabanda bir şey yoktur dedi inşallah. Göncü nasıl bir tuzağa düştüğünün farkında değildi. Aracını kontrol etmek için inince gaspçıların beklediği fırsat doğdu. Arabanın içinden 5-6 kişi birden bana daldılar küfür ederek. Ben arabaya tekrar binmeye çalıştım ama beni bindirmediler. Darp ettiler, o arada beni dövdüler. Yaşlı adam gücünün yettiğince karşı koydu. Ama 5 kişiye karşı elinden bir şey gelmedi. Biz birbirimize vura mura beni en sonunda ikisi birden yolun ortasına sürükledi. Arabayla çiğne lan bunu dediler. Çiğnemeye beni çalıştılar ama ben de çiğnanmadım, atladım kenara. Göncü boğuşma sırasında çok sayıda darbe aldı, yaralandı ama yine de aracından vazgeçmedi. Ok atladı sağ taraftan arabaya bindi, ben sol tarafta kaldım. Kapıya sarıldıysam da daha açamadım da. O arada bagaja atlasaydım, binseydim belki kurtaracaktım ama bagaja da binemedim maalesef. Araba gitti. Gaspçılar Göncü'nün yaklaşık 100 bin lira değerindeki arabasını çalıp kaçtılar. Kendi arabalarını da olay yerinde bıraktılar. Polis olay yerine geldi ve yapılan incelemede gaspçıların olay yerinde bıraktıkları aracın da çalıntı olduğu ortaya çıktı. Ölümden dönen talihsiz adam soluğu karakolda aldı. Ekipler güvenlik kamerası kayıtlarını kare kare inceliyor. 5 gaspçının kimliğini belirlemeye çalışıyor. Reklam arasına gidiyoruz.